Tarih'ten Gerçek Tarih'e hoş geldiniz. Çok değerli yazar konuğumuz Sait Alpsoy ile beraberiz. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Yine tabii yoğun bir gündem var. Daha çok Atatürk ve Üç Kadın Metresi Anne Kardeş genel başlığıyla özetleyebileceğimiz ağırlıklı olarak Fikriye'nin ölümü ve Fikriye'nin kimliği üzerine, Atatürk'ün Fikriye ile ilişkisi ve ölümü üzerine oradan başlayacağız. Fakat ben çok değerli Sait Alpsoy'un çabaları, çalışmaları ile ilgili birkaç dakika eğer bilgi lütfederse, bir defa kitapları var masada, ben bilmiyorum görüyor musunuz da eğer yönetmenimiz lütfederse. İlk elden açıklamalı Kur'an meali, Kur'an-ı Kerim meali, Kur'an Nuru İmran yayınlarından çıkmış. Sizin tabii bir de derneğiniz var, Dosteli evet. Derneği. Dosteli Derneği, İstanbul merkezli. Başka illerde de aynı ismi taşıyan dernek var. Ama isim benzerliğinden başka bir yakınlık yok. Yok. Onun sadece İstanbul'da. Çizelim. İstanbul Dosteli Derneği. Neler yapıyor Dosteli Derneği kısacık? Dosteli Derneği 2005 senesinden beridir geleneksel hale gelmiş olan faaliyetti. Senede iki sefer miladi takvime göre Efendimizin doğum yıl dönümüne isabet eden günde, yani 20 Nisan günlerinde Türk toplumunun bütün katmanlarına, özellikle Efendimiz'i daha sağlıklı, tam, doğru şekliyle tanıtmaya matuf kitaplar basıyor. Bunları elimde, bağışlayın. Bunlar eser kitaptan çıkan. Evet, kitaplar. O ticari versiyonudur. Ve bu anlamda bugüne kadar bastığımız kitapların nitelik olarak da, tiraj anlamında da birincisi elinizde tuttuğunuz bir insan olarak Hazreti Muhammed. Şu ana kadar yaklaşık 800 bin adet insanlara dağıtıldı ya da ticari versiyon olarak satıldı. Dernek ücretsiz olarak bu kitapları insanlarımıza, orta öğretim gençliğine dağıtıyor. Ne güzel. Hazreti Muhammed'in 30 günü, Hazreti Muhammed'in arkadaşları ve daha başka diğer konularda da, örneğin mezarda neler yaşanır, ölüm yolculuğu, tarih kaderi ispat ederse, çok enteresan, çok çok güzel kitapları var Sait Alpsoy'un. Bir de yani bu da enteresan bir kitap. İngilizce versiyonu da var. Gezi olayları ile ilgili, Gezi kalkışmasıyla ilgili, provokasyonu ile ilgili. Alt başlık Hayasız Akın. Evet. Bu şeye mi gönderme yapıyor İstiklal Marşı'ndaki? Evet. Siperet Köyde'ne dursun, dursun o hayasızca, bu hayasızca akın. Hugo'nun bir mottosu var, Hugo'dan anlatılanmış. Ayak takımı sadece kargaşa çıkarabilir. Devrim yapmak için halk gerekir diye. Evet. Bu Gezi'nin aslında herhalde Gezi ile ilgili de yazılmış bence en sağlıklı, doğru okuma yapan bir kitap galiba. Evet, bence kesinlikle öyle. Evet. Değerli dostlar, mesela bunu nereden, mesela bunu bu İmran Yayınları basmış. Evet, dostlar, İmran merak Yayınları. Merak edenler bu kitaplar nereden? Dosteli Derneği'nin bir alt ismi, yani onun yayın kuruluşu diyebilirim. Bunları arzu eden izleyicilerimiz, Gezi Komplosu kitapçılarda da bulunması mümkün. Ama hani ben doğrudan alayım, aramayayım diye düşünen olursa internet üzerinden İstanbul Dosteli Derneği'nin internet adresine girip sipariş verebilirler. Çok öneriyorum bu kitapları. Tabii bir çok iyi bir, sağlıklı, güzel bir Kur'an meali okumak isteyenlere özellikle bu Kur'an-ı Kerim'in nurunu, Kur'an-ı Kerim mealinde önerelim. Bu arada sizin derneğinizin web adresini de vereyim ben. www.dostelliderneği.com dostelliderneği.com'dan da bilgilenebilirsiniz. Şimdi Fikriye kimdir diye sormak istiyorum ben. Önce oradan başlayalım dilerseniz. Ha. Bismillahirrahmanirrahim. Fikriye, Fikriye Hanım, Atatürk'ün metresi. Yani Fikriye kimdir sorusunun en net ve en özet cevabı. Tarihe geçmiş kişiliği, figür olarak Fikriye Hanım Atatürk'ün metresidir. Şimdi bunu açalım. Fikriye Hanım Atatürk'ün babalığının, yani kendi öz babasının vefatını mütakip annesinin Selanik'te evlenmiş olduğu Ragıp Efendi ismindeki babalığının yeğenidir. Ragıp Efendi, Atatürk'ün üvey babası, Fikriye'nin dayısı oluyor, kız kardeşinin kızı. Ve dolayısıyla Atatürk'ün ilk gençliği sayabileceğimiz yıllardan itibaren doğal olarak Fikriye ile Atatürk birbirleriyle tanışıyorlar.
Tartışmalı bir konu fakat kuvvetli ihtimal Fikriye Atatürk'ten 6 yaş daha küçük. Yani işte 1880'lerin sonlarına doğru dünyaya gelmiş. Yani 87 gelmiş. Diye. Evet, 1887. Orada Fikriye... 12 yaş fark vardır da diyenler var da çok önemli değil o. Fikir hani isim konurken de işte yok düşünülen, fikredilen anlamında böyle bir şey nota da rastlamıştım. Yani bu detayların tarihselliği aslında tartışılır çünkü yani onların gerçek olarak tespit edilebilmeleri biraz zor. Niçin? Bu konu ilerledikçe bizi izleyenler daha iyi idrak edecekler. Fikriye'nin daha sonraki dönemine ait çok daha hayatının ana hatlarını oluşturan noktalarda bile bazen hava boşlukları var, belirsizlikler var. O yüzden hani olabilir de olmayabilir de demiş olalım özet olarak. Fikriye tahmin edileceği üzere Atatürk'ün evine o evin bir çok yakın akrabası olarak sürekli girip çıkıyor ve kendini anlamaya başladığı yaşlardan itibaren Atatürk'ü tanıyor. O zamanki Osmanlı toplumu bunun sosyolojisi bir genç kız, bir zabit adayına, bir askeri öğrenciye karşı ki yani Atatürk'ün fizyolojik anlamda yakışıklı biri olduğunu da göz önünde bulundurduğumuzda. Yani uzun lafın kısası, ilk gençliğinden itibaren Fikriye'nin Atatürk'e aşık olması için gereken bütün unsurlar fazlasıyla mevcut ve aşık oluyor. Fakat gene ilk başlardan itibaren Fikriye'deki Atatürk'e karşı olan bu platonik eğilim, yaklaşım, Atatürk'ün annesi ve kendi kız kardeşi Makbule tarafından fark edildiğinde bunlardan çok şiddetli tepki görüyor ve bu tepki maceranın sonuna kadar devam edecek. Neden tepki görüyor? Fikriye'yi Atatürk'e layık görmüyorlar. Yani Atatürk o günün Osmanlı toplumunda en itibarlı, en prestijli kategoriye adım atmış olan birisi. Yani öncesinde zabit subay adayı, daha sonrasında subay. Dolayısıyla geleceğin paşası olarak bakılıyor en mütevazi biçimiyle. Yani biz paşa oğlumuza böyle bir klasik Osmanlı kızını hanım olarak layık göremeyiz. İşte ona ancak saraylardan hanım olabilir. O günün Osmanlısının mantalitesi bu. Mutlaka işte piyano çalmasını bilen, Avrupa görmüş, yabancı dil bilen, modern eğitim almış falan birisini yakıştırıyorlar ki işin daha gerçeği elit, daha elit bir evet, aday. Evet, batılı elit, batılılaşmış elite mensup bir hanım adayı yakıştırıldığı için ki işin gerçeği Atatürk'ün en baştan itibaren kendisinin de kendiyle ilgili nikahlı gerçek eş arayışı, yani nikahlı gerçek eşte aradığı özellikler birebir aynı. O yüzden Atatürk Fikriye'yi hiçbir zaman için, altını çiziyorum, hiçbir zaman için nikahlısı hanımı olarak kabul etmiyor, o gözle görmüyor. Peki o zaman kestirmeden hemen dersek, yani Fikriye'nin sözün başında Atatürk'ün kendi gözündeki yeri neydi? Şimdi ben burada kendi yorumumu biraz geriye çekip doğrudan, çünkü bu çok hassas bir soru, cevabı da öyle. Doğrudan bugüne kadar Atatürk biyografisi yazarı olan yabancılar içerisinde İki en önemli kişiden biri olan Lord Kirnos'un meşhur Atatürk kitabından aynen bir alıntı nakledeyim bu soruya cevap. Sander baskısının 526. sayfasında Lord Kirnos diyor ki, o, Fikriye kastediliyor, o isteklerini bir zaman için karşılamış olan bir kadındı, o kadar. O yüzden metres dedik. Atatürk'ün duygusal, cinsel tutkularla... Cinsel, yani çok ona duygusal demek de doğru olmaz. Çünkü duygusal tutku söz konusu olsaydı görünürde hiçbir engel yok. Bu rahatlıkla, nikahla ve resmi eş olmakla neticelenebilirdi. O zaman burada bağışlayın şeyin, Fikriye'nin trajedisi ta baştan başlıyor. Baştan aslında başlıyor, doğru. Ve baştan itibaren aslında Fikriye içten içe, yani normal düzeyde zeka sahibi her kadının rahatlıkla hissedebileceği üzere, çünkü takdir edersiniz bu konularda kadınların ön sezileri insanı hatta bazen dehşete düşürecek kadar kuvvetlidir. Mucizevari ölçüsünde kuvvetlidir. Fikriye'de de aynı olay. Yani bu aslında çok klasik bir 1960'lı yıllar Yeşilçam Fikri filmine senaryo olacak. Tabii. Sonuna kadar, sonuyla beraber
senaryo olabilecek bir olay. Fikriye de bunu hissediyor. Ama ölünceye kadar, öldürülünceye kadar daha doğrusu, bu hissettiğini bir türlü kendisine bile itiraf etmek istemiyor. Nasıl? Şimdi Fikriye ile Atatürk ilişkisinde benim tespit edebildiğim, bu ilişkiye cinsellik boyutunun da katılıp, yani metre sıfatının oluşabilmesi, bunun en eski geçmişi, kökeni mütareke yılları. Öncesi varsa bile bundan emin değiliz. Yani mütareke dönemi nedir hatırlayalım. 30 Ekim 1918'de Mondros Ateşkes Anlaşması imzalandı. Mütareke, yani silahların terk edilmesi dönemine girildi. İşte bir iki hafta sonra Atatürk Güney Cephesi'nden İstanbul'a geldi. Kasım ayı içerisinde 1918'in. Ve 1919 15 Mayıs'ında Samsun'a gitmek üzere İstanbul'dan ayrıldı. Şimdi 1919 18 Kasım'ı ile 1919 Mayıs'ı arasında Atatürk'le Fikriye arasındaki ilişki bir metres ilişkisi haline döndü. Daha önce olmadıysa bile. Çünkü bu dönemde Atatürk bir Şişli'de Atatürk Müzesi olarak bildiğimiz Alaskar Gazi Caddesi'nde o ince uzun ev, annesi ve kız kardeşi oturuyor. Kendisinin Pera Palas'ta bir sürekli dairesi var. Bir de gene Şişli civarlarında zannediyorum, Fikriye'ye ait olarak bir garsoniyer tutuyor. Onlara da Fikriye ile beraber oluyorlar. Yani üç tane evi. Operadaki bu evine içerisinde dahi gelmiyor Fikriye. Yok yani o zaten o günün şartlarında çok mümkün, gerçekçi değil. Çünkü Atatürk hakkında yani sansasyon boyutlarında bir dedikoduya yataklık eder. Yani o günün Osmanlı toplumu böyle bir şeyi kaldırabilecek düzeyde değil henüz. Ondan sonra Atatürk Samsun'a geldi. Bildiğimiz işte İstiklal Harbi süreci başladı. Atatürk'ü yaklaşık takiben 7-8 ay sonra, yani 1920 başlarında, Fikriye de tek başına, ki bunun altının çizilmesi lazım, İnebolu üzerinden Ankara'ya geliyor paşasının yanına. Hatta şimdi burada deminki konuya ve soruya cevap, enteresan bir detay var. İnebolu'dan Ankara'ya giderken, ki o günkü şartlarda bir kadının tek başına bu yolculuğu yapabilmesi hemen hemen bir çılgınlıktır. İstiklal Harbi ortamından bahsediyoruz. Ama Fikriye, yani iliklerine kadar Atatürk'e aşık bir insan. Hayatını tamamen Atatürk'e kapatmış bir insan, bütün varlığını. Göze alıyor ve daha sonra Atatürk'ün kız kardeşiyle evlenecek olan, bu anlattığımız olay sırasında, Makbule ile. Evet, Makbule tek kız kardeş zaten, tek kardeş. Kastamonu Posta Telgraf Baş Müdürü olan Mecidi Bey var. Soyadı Kanunu'ndan sonra Mecidi Boysan. İleride Makbule'nin eşi olacak. Kısa bir süre sonra eşi olacak. Tabii yani şimdi Atatürk'ün işte yakını çevreye yeğeni olarak tanıtılıyor, lanse ediliyor. Ama çok yakın çevre biliyor tabii ilişkinin niteliğini. Atatürk'ün bir yakını olarak o yolculuğu yapmaya başladığından ötürü İnebolu'dan itibaren özel ilgi görüyor, himaye görüyor ve Kastamonu'da Mecidi Bey'in evinde misafir oluyor. Annesi falan da var Mecidi Bey'in. Burada yani doğal muhabbet, işte kızım hem de bu şartlarda kadın başına niçin Ankara'ya gidiyorsun, nasıl gidebiliyorsun falan. Mecidi Boysan'ın anlatımıyla bu anlamda çok kuvvetli bir kaynaktır Mecidi Boysan. Hani Atatürk aleyhtarı diyemeyeceğimiz. Başlayın, bu nerede geçiyor Mecidi Bey'in bu anlatımı? Fatih Bayhan'ın Fikriye Hanım kitabının 113. sayfasında geçiyor. Yani bunu kameraya gösterelim. Şu kitabın ki bugüne kadar Fikriye Hanım hakkında yapılmış en iyi inceleme araştırma eseridir. Kapsamlı ve evet, en ciddi Fikriye Hanım konulu, bazısı roman, Hıfzı Topuzunki gibi. 3-4 tane monografi vardır doğrudan Fikriye Hanım'ı konu alan. Bu en sonuncu ve en iyileridir. Yani öyle bir sohbet açıldığında Fikriye'nin açık ifadesi, diyor ki Mustafa Kemal Paşa ile Ankara'ya evlenmeye gidiyorum. Annesinin ve kız kardeşinin şerlerinden kurtuldum. Onlar demin arz ettiğim sebepten ötürü Fikriye'ye şiddetle karşılar. Yani oğullarına yakıştıramıyorlar. Şöyle çok klasik bir... Kötü davranıyorlar. Çok kötü davranıyorlar. Daha sonra da kavgaları var. Onları ben gerçi
konuyu çok dağıtıp vakti israf etmemek için atlamayı düşünürüm ama hani bir tane zikredeyim siz bahsettiğinizden. İstiklal Harbi'nin artık iyiye döndüğü, sürecin iyiye döndüğü son zamanlarına yakın annesini yanına almış Atatürk. Ki orada sürekli didişme halinde olacaklar Fikriye ile. Yani öyle bir zamanlar TRT'nin yaptığı Kurtuluş dizisinde lanse edildiği gibi birbirine çok saygılı, çok yani toplumun böyle işte o zamanki Osmanlı sosyokültürünün idealize ettiği, edeceği cinsten bir kayınvalide gelin ilişkisi yoktur. Bir nezaket yoktur. İlişkisi yok tabii. Hayır. Birbirleriyle sürekli kavga halindedirler. Ama bu arada Makbule de Ankara'ya misafir olarak gelip gidecek, devreye girecek. Mesela bunlardan birinde işte yeni evlenmiş Makbule de diyecek ki abla senin kadehine de rakı koyayım mı akşam yemek sofrasında? Mesela neredeyse bu teklif üzerine, Makbule'ye yaptığı bu teklif üzerine Fikriye ile saç saça baş başa durumuna kadar gelecekler. Yani kocası bu yüzden Makbule'yi boşamaya kalkışacak mesela. O sofradaki tavrından, edepsizliğinden. Bu arada Makbule ilginç bir figür falan. Sonra geleceğiz ama İnşallah. İnançları bakımından dini duyarlı ya da şey folklorik bakımından. Folklorik anlamda son derece dinler birisi. Evet. Hatta bunu inşallah en son özel olarak üzerinde durmak isterim. Yani Makbule'ye dair tarihselliği, doğruluğu son derece kuvvetli bazı anekdotlardan yola çıkarak KJ'lerde de o hep geçti herhalde. Yani çok rahatlıkla şeriatçıydı bile. Bir tür. Diyebilmemiz mümkün. Evet, bir tür en azından. Bakıldığında. Bağışlayın böyle çok aslında biraz da ilginç, heyecanlı bir noktaya geldik. Bir zorunlu reklam aramız var. Dilerseniz tekrar çok kısa bir aradan sonra birlikte olacağız. Resmi tarihten gerçek tarihe devam ediyor. Çok heyecanlı bir yerde kalmıştık Fikriye ile ilgili olarak. Fikriye ve Atatürk'ün ailesi ilişkileri diyorduk. Evet. Yani kız kardeşiyle, annesiyle. Bu ilişkiler hakkında fikir vermesi için bir anekdot anlatıyordum. Akşam yemek sofrasında Makbule Hanım'a soruyor Fikriye Çankaya Köşkü'nde. Henüz İstiklal Harbi devam ediyor son zamanlar. Abla diyor senin kadehine de rakı koyayım mı? Makbule'nin yeni evli olduğu eşi de sofrada. Bir kızılca kıyamet kopuyor. Vay diyor sen bana ne demek istiyorsun? Eşimin yanında işte bana rakı içmeyi teklif ediyorsun falan gibisinden. Yani Fikriye Zübeyde Hanım'la olsun Atatürk'ün annesi, Makbule Hanım'la olsun kız kardeşi sürekli böyle birbirleriyle didişme durumundalar, kavga etme durumundalar. Kesinlikle onu gelin olarak kabul etmiyorlar. Atatürk'ün de zaten öyle bir niyeti yok dedikten sonra geçeyim izin verirseniz. İstiklal Harbi bitti. Bitinceye kadar Fikriye Atatürk'ün metresi ve Çankaya Köşkü'nün gayri resmi ev sahibesi. Fakat harp biter bitmez Atatürk'ün aklındaki ilk yapılacaklardan bir tanesi zaten toplumu dönüştürmeyi planladığı şekle, batılı toplum biçimine örnek aile modelini kendi üzerinden vermek. Yani kendisi dört dörtlük batılılaşmış bir hanımla evlenerek işte geleceğin ideal Türk ailesinin nasıl olması gerektiğini uygulamalı topluma göstermek, örneklendirmek falan. Bu amaca uygun, hani gökte ararken yerde buldum cinsinden İzmir'in Kurtuluşu'nda zaten Latife Hanım'la tanışmış. Bu ayrı bir bahis. İnşallah önümüzdeki haftalarda özel olarak bunu gündemimize alırız. Ve Latife Hanım da tam da aradığı özellikleri bulmuş ve geri döndü. Ekim ayı içerisinde 1922'nin Ankara'ya geri döndü. Bu arada söylemeyi unuttuk. Fikriye Hanım Verem. Ama herhalde en ölümcül safhasında değil. Kronik. İlk safhalarda ama Verem. Şimdi Fikriye Hanım zaten gerçek eş olarak gözde yoktu. Şimdi gerçek eş de bulununca otomatikman Fikriye Hanım tamamen gözden düştü. Kullanım değerini kaybetti. O Verem hastalığı ve onun tedavisi bahane edilerek
Avrupa'ya gönderiliyor, uzaklaştırılıyor. Münih'e. Önce Paris'e, yani Fikriye Hanım tabii hissediyor gene kadın önsezisiyle veremin bahane edildiğini, kendisinin aslında bir vesileyle uzaklaştırılmak istediğini. E şimdi empati yapalım, yani bu durumdaki bir kadın bir vesileyle uzaklaştırılmak istiyorsam acaba o vesile ne olabilir diye düşündüğünde doğal olarak akla gelecek olan ilk ihtimal nedir? İşte benim yerime birisi bulundu, o yüzden ben Iskarta'ya çıkartılıyorum falan. O yüzden işte ağlıyor, sızlıyor falan, bir sürü trajik hadise Çankaya Köşkü'nde gitmemek için ayak duruyor. Atatürk yumuşak dille ikna ederek kandırıyor Fikriye'yi. Ve bu kandırmanın bir parçası olarak 3000 lira nakit para veriyor ki bu çok muazzam bir para. Yani o sıralarda orta dereceli bir memurun aylığı yaklaşık 20-25 lira civarındadır. Gerçekten çok fazla. Yani bu ne demek olur? Siz hesaplayın, 250-300 lira bir memurun bir yıllık kazancıdır. 3000 lira 10 yıllık kazancı 10 yıllık demektir. Kazancı. Bir servet yani. Küçük çaplı bir servet. O 3000 lirayla git diyor önce Paris'e, Münih'ten önce gardırobunu yenile. E gene tabii çok kadınca bir durum. Kanıyor, tav oluyor. Artı olarak bu da gelince diğer telkinlerin üzerine Fikriye işi sağlama bağlamak için yanına en çok Atatürk güvendiği yaverlerden birini Mahmut Soydan'ı veriyor ki bu anlamda yaptığımız ilk programda bahsetmiştik Mahmut Soydan'dan. Daha sonra Milliyet Gazetesi'ni Atatürk ona kurdurtacak. Göz renkleri birbirinden farklı. 4 tane metresi olmakla Mahmut Soydan 30'lu yılların başında Ankara ve İstanbul siyasi elitinde, sosyetesinde şöhret sahibi biri olacak da işte bu sıralarda daha o da eğitim, öğretim, talim, terbiye sisteminde yeni yeni ısınıyor falan. Bu arada milliyetin kuruluş kimliğinde yani kurumsal kimliğinin de bir tür o şeyin izlerini, uzantılarını görebiliriz, evet, görebiliyoruz. Aynen buyurduğunuz gibi. Yani toplumdan çok hakikaten kopuk, toplumsal gerçekliğe çok şey yapmayan, tekabül etmeyen bir şey var. Yani o dönemin devlet eliyle yapılmış olan her şeyi gibi. Hı hı, evet. Toplumsal gerçeklikten kopuk, %90'ı itibarıyla da ters, toplumsal gerçekliğe düşman. Hürriyet de öyle. Yani bu herhalde şeyin de o rejimin Kemalist modernleşme projesi içerisinde sac ayaklarından biri rejimin. Evet, kesinlikle, kesinlikle. Yani basında sac ayakları. Yani Cumhuriyet Gazetesi'ni de bunlara eklememiz lazım. Evet. Halen bugün de hayatta olanlar olarak bu üçüdür. Doğru. Yani İş Bankası, Cumhuriyet Halk Partisi gazeteler. Onlar finans alanında. Işte saç ayakları bir basında yani. Evet. Özellikle bu üç gazete. Yani Ulus'ta diyebilirdik ama sonra o kapandığı için, bugün hayatta olmadığı için zikretmiyoruz. Mahmut Soydan ağlaya sızlaya Fikriye'yi aldı. 3000 lira harcırahla Paris'e gittiler. Orada bir iki hafta Fikriye gardırobunu yeniledi. Ondan sonra Münih'e bir verem senatoryumuna geçti. Yatılı olarak tedaviye alındı Mahmut Soy'dan. Tabii Türkiye'ye geri döndü. Hızlandırıyorum ben müsaadenizle konunun bütününü sığdırabilmek için. Ve o arada da 1923 Ocağı sonunda bu olay ne zaman oluyor? 1922 Kasım'ı. Yani Aralık 2 ay, yaklaşık 2,5 ay sonra 1923 Ocak sonunda Atatürk Latife Hanım'la evleniyor. Fikriye bunu gazeteden öğreniyor, şok geçiriyor ve senatoryum doktorlarını falan çiğneyerek, iterek, kakarak kendi iradesiyle Türkiye'ye geri dönüyor. Bu arada geçmeden ekleyelim. Fikriye Hanım'ın hayatta olan bir yeğeni var, Amerika'da ikamet ediyor. Abbas Hayri Özdinçer isminde. Sadece ona ait bir iddia. O yüzden ben bunun tarihselliğinden emin değilim, kesinliğinden. Ama yeğeninin ifadesi diyor ki benim halam verem tedavisi görmek için değil, kürtaj olmak için Avrupa'ya gönderildi. Hamile olduğu anlaşılıp böyle bir iddia var. Evet. Hani çünkü Latife Hanım'la da evliliğe karar verilmişken Fikriye'nin tabii Atatürk'ten bir çocuk dünyaya getirmesi, yani hele 1920'lerin muhafazakar bölümüne göre Türk toplumunu da göz önünde tuttuğumuz vakit, yani skandal ötesi bir şey olacak ama fakat benim kişisel kanaatim bunun kuvvetli somut verilerle desteklenmediği müddetçe
çok itibara alınmama, itibar edilmemesi gerektiğini düşünürüm. Sonra Fikriye işte böyle dumanı tepesinde halk tabiriyle büyük bir kızgınlıkla feveren halinde o evlilik haberini okuyunca İstanbul'a geri dönüyor. Atatürk'te olacakları az çok tahmin ettiği için İstanbul valisi başta olmak üzere herkese haber verilmiş. Fikriye İstanbul'a gelir gelmez polis tarafından önü kesiliyor. Deniliyor ki Gazi'nin kesin emri Ankara'ya girişin yasak. Hatta İstanbul'da ikametin bile yasak. Çünkü göz önünde olması, insanlarla çok oturup kalkması istenmiyor bazı şeyleri anlatmaması için. Gelibolu'da bir yakın akrabası var Fikriye'nin. O yakın akrabasının yanına Atatürk'ün emriyle sürgün ediliyor. Bir seneden fazla Gelibolu'dan dışarı çıkamıyor. 16-17 ay galiba. Evet, ona yakın bir süre. Ve 1924 Nisan sonuna kadar kalıyor. Fakat artık daha fazla tahammül edemeyeceğini hissedince kaçıyor Gelibolu'daki sürgün evinden ve Ankara'ya geliyor bir şekilde. Ankara'da Çankaya Köşkü'ne geliyor. Gelince artık kapıdan kovmuyorlar. Köşkte ilk gece son derece iyi ağırlanıyor Latife Hanım tarafından. Yani bu köşkün eski sahibesiydi falan mülazasıyla ama Latife Hanım yani en fazla bir gece misafir kalır gider düşüncesinde, ümidinde. O yüzden güzel yüzünü gösteriyor. Fikriye misafirliği üçüncü güne uzattığında Latife Hanım köşkün içinde küçük çaplı bir çıngar kopartıyor. İşte Fikriye'nin odasının önünde emir çavuşunu Atatürk'ün, Ali Metin Çavuş'a bağırıyor. Bu hanım hala diyor misafirlikte ısrar edecek mi, köşkü terk etmeyecek mi, işte kovmamız mı gerekiyor falan diye duyuyor içeride Fikriye. Çok ağlıyor, üzülüyor falan. Köşkü terk ediyor. Bir iki hafta sonra tekrar geliyor. Yani bahsini ettiğimiz 1924 Mayıs ayı sonu. Köşke tekrar geldiğinde de 21 Mayıs belki daha önce gibi olabilir. Yok Mayıs sonu diye benim aklımda. Geldiğinde de asıl Fikriye tarihsel kişiliğinin bahsi geçtiği vakit bir tarih konusu olarak hemen zihinlerde çağrışım hasıl eden tarafı olay Fikriye'nin ölümüne gelmiş oluyoruz. 1924 Mayıs sonunda. Şimdi asıl benim de üzerinde durmak istediğim odur zaten. Fikriye nasıl öldü ya da nasıl öldürüldü? Ama bu kısmın hakkıyla anlaşılabilmesi için buraya kadar anlattıklarımızın özet olarak bilinmesine ihtiyaç vardı. Zira bu konu hakkında herhangi bir okuması olmayan insanlar haklı olarak sorarlardı bize yani bu Fikriye kim? İşte biz şuraya buraya kadar şunun cevabını vermeye çalıştık çok özet. İşte Fikriye bu. Buraya kadar anlattığımız insan. Köşkten adeta kovuldu. Bir iki hafta sonra tekrar geri geldi. Tekrar geri geldiği duyulunca çok sert bir tepkiyle karşılaşıyor. Öğleden sonra saatleri Atatürk'le Latife Hanım öğle yemeklerini yemişler. Yaz uykularına yatmışlar köşkten. Aşağıda tabii Fikriye'yi eski yıllardan tanıyan yaverler var. Fakat baş yaver değişmiş Rusuhi Bey. Ondan 2-3 hafta önce özel olarak bahsetmiştik. Yine Kanal A ekranlarında. Rusuhi Bey o tarihte Atatürk'ün baş yaveri, yarbay. Türkiye'de derin devletin ilk kurucusu diyebiliriz rahatlıkla kendisine. Bununla ne demek istedik? 2-3 hafta önceki bir takım programda, kirli operasyonları yapan, yürüten, evet, o programda bununla ilgili daha uzun boylu açıklamalarda bulunmuştum. Şimdi direkt konu o olmadığı için girmiyorum, hatırlatıp geçiyorum. Rusuhi Bey'le o yeni olduğu için Fikriye'nin doğrudan bir tanışıklığı yok. Fakat işte yukarıya haber veriliyor yani böyle Fikriye isminde bir hanım geldi tekrar mutlaka acil sizinle görüşmek istiyor diye. Yukarıdan da kesinlikle üst kata gönderilmemesi ve köşkten uzaklaştırılması emri veriliyor. Rusuhi Bey bunu lisan-ı münasiple Fikriye Hanım'a ifade etmeye çalışıyor. Fikriye ısrar ediyor. Şimdi buraya kadar anlattığım olayla ilgili, Fikriye'nin ölümüyle ilgili resmi tarih anlatımı. Önce bir resmi tarih versiyonunu özetleyeyim ben, sonra gerçek tarihe geçeyim. Bizim programımızın da başlığının ifade ettiği formata uygun olarak ısrar ediyor. Öteki de ısrar ediyor. Fikriye sonuçta yukarısıyla görüşme ümidini kaybettiğinde
Bu arada kadınlar tuvaletine giriyor, uzun kalıyor. Uzun kalması Rusuyi Bey'in dikkatini çekiyor. Bu resmi tarih versiyonunun birincil kaynağı Kılıç Ali'nin hatıralarıdır. Ki Kılıç Ali özellikle tek kaldığı rivayetlerde konularda, bizim hadis usulündeki tabirle fert kaldığı rivayetlerde diyelim, kesinlikle güvenilir bir kaynak değildir. Değil. Bunun altını çizelim. Altemur Kılıç Bey'in dedesi, babası. Altemur Kılıç'ın babası. Babası. Üç Ali'den birisi. Evet. İstiklal Mahkemelerinin meşhur Üç Aliler Divanı diye geçer zaten İstiklal Mahkemeleri. Bu hakim üyedir ve hukukçulukla tabii hiçbir alakası yoktur. Yüzlerce insanın idam kararını vermiştir falan. Şimdi onun anlatımına göre, tuvalette uzun kalınca şüphe çekti. Rusuyi Bey tuvaletin kapı aralığından dikizledi Fikriye'yi, başyaver. Yani çok inandırıcı değil, bir kadınlar tuvaletinden bahsediyoruz. Hem de Çankaya Köşkü'nde. Dikizlerken aynadan Fikriye'nin çantasındaki tabancaları gördü. Tabancalar diye geçer, iki tane vardı diyor. Halbuki yok, bir tane var. Bunun üzerine iyice ürktü ve adeta ite kaka, hani neredeyse, Fikriye'yi köşkten uzaklaştırdı. O da faytonla Çankaya Köşkü'nden Ankara'ya doğru inerken kendisini vurdu. Burhan geçirdi ve intihar etti. Evet, kendisini vurdu. Buraya kadar resmi. Yaralandı. Ağır yaralı olarak memleket hastanesine kaldırıldı. 10 gün sonra zatürreden vefat etti. Resmi tarihin anlatımı. Verem ilerlemişti, veremden vefat etti diyenler de. İşte yani o kurşun yarasının asıl ettiği vücuttaki tahribat enfeksiyona yol açtı. Enfeksiyona yol açtı. O zatürreye çevirdi. Dönüştü. Veremden kaynaklanan zaten bir altyapı vardı. Zatürreden vefat etti şeklinde. Yani zatürreden sonuçta vefat etti. Kuvvetli ihtimal ama asıl ölüm sebebi orada almış olduğu kurşun yarası. Şimdi özet olarak resmi tarih versiyonunu geçtikten sonra gerçek tarihe. Göğsünden sıktı bu resmi tarih içerisinde. Evet. Göğsünden sıktı ama şimdi daha sonra gireceğim detaylar. Görgü şahitlerinin ifadesi, kurşun yarası elbisenin arkasında. Evet, sırtından, omuzundan, sırtından yiyor. Şimdi bu noktada zannediyorum bizi izleyenler şunun farkına vardılar zaten. Biz Fikriye Hanım'ın ölümüyle ilgili resmi tarih anlatımının baştan sona yalan olduğu kanaatindeyiz. Böyle olunca insanlar doğal olarak peki bu işin doğrusu neydi? Bunu merak ederler. Şimdi doğrusuna geldiğimiz vakit mesela Doktor Rıza Nur'un hatıratından okuyorum. Geçtiğimiz haftalarda bu kitapla ilgili benim özet tanıtıcı bilgi zikretmiştik burada. Aynısını tekrar etmek istemem. Her ne kadar çok kuvvetli bir Atatürk muhalifi olmakla beraber Rıza Nur rivayetlerinin anlatımlarının büyük kısmında güvenilir bir kalemdir. Şunu gene de tekrarlamış olayım çünkü kritik bir konu. Yazmış olduğu hatıratın güvenilirliğini garantiye alabilmek için gençlik yıllarında hissettiği pasif homoseksüel eğilimleri bile kendisi yazmıştır hatıratına ki Osmanlı son dönem sosyolojisinde yetişmiş bir insan olduğunu düşünürseniz bu çok inanılmayacak bir şey. Yani. 1930'larda Fransa'da sürgünken karısının kendisini aldattığını bile yazmıştır ve bu anlatımları maksatlı olarak açıkça kendisi ifade ediyor. Şu şekilde lanse ediyor. Diyor ki, benim dolayısıyla yazdığım her şeye itimat edin bu hatıratta. Çünkü diyor ben hani en fazla kendi aleyhimde olanları bile açık açık yazdım. Hiçbir mecburiyetim olmadığı halde. Bunu hatırlatmış olalım ve kısa geçiyorum. Şimdi Rıza Nur'un anlatımına göre Fikriye'nin ölümü bir havadis. Fikriye Hanım intihar etmiş. Sebebi Çankaya'ya gitmiş, kabul edilmemiş, kederinden intihar etmiş. Evet, bu resmi tarihin özeti. Gazi evlenince bu metresini para vererek Avrupa'ya yollamış. Kadın gezmiş gelmiş, çok öyle değil. Latife kesin olarak bu kadını çekemiyor. Tabii, bizim oturduğumuz Leblebici Mahallesi'nde bir komşumuz var yerlilerden, Ankara. Bizim hanımla iyi ahbaplar, Çankaya'ya yakın bağları var, o hanım hikaye etti. Bir tabanca patladı, pencereye koştuk, bir kadın sesi.
aman beni vurdular, can kurtaran yok mu diye feryat ediyor. Sesi biraz sonra kesildi. Demek Fikriye intihar etmedi, vurdular. Bunu ya Mustafa Kemal ya Latife vurdurdu. Mantık böyle. Fakat Latife böyle cinayete cesaret etsin zannetmem. Her ne suretle olursa olsun bu kadar metresliğine eden Fikriye de Gazi'nin cinayetleri listesine girdi. Tuhafı şu ki mahkeme kimse bu işi aramadı, geçti gitti. Adliye yeniden Fikriye'yi oraya getiren arabacıyı bulup keza komşulardan tahkikat yapmıyor. Şimdi Rıza Nur'un hatıratıyla söze girdik ama şu anlatımı, bu en iyi çerçeveyi kuran anlatım olduğu için başa onu aldım. Şu anlatımı aynen teyit eden 10 civarında birbirinden bağımsız birincil kaynak var. Yani bu kesinlikle Rıza Nur'a ait ve onun, hani bizim orijinal tabirle fert kaldığı, tek kaldığı bir rivayet değil. Şimdi onlara giriyoruz. Mesela bunların bir diğeri Atatürk'ün yanı başında isminde, Atatürk'ün sonuna kadar, vefat edinceye kadar kütüphaneciliğini yapmış olan Nuri Ulusu'nun hatıratı. Sayfa 158. Çok bunu özet Doğan olarak. Doğan kitaptan galiba. Doğan çıkan bir kitap. Yani Doğan kitaptan, benim elimdeki mesela 14. baskısı. Yani yayın evine varıncaya kadar bu kitapta parmağı rolü olan hiç kimse Atatürk düşmanlığıyla itham edilemez. Şimdi bu kitapta Atatürk'ün Çankaya Köşkü'ndeki kendi resmi kütüphane memurunun oğluna anlatmış olduğu, o oğlun aile içerisinde dinlemiş olduğu hadise şu. Çok özet okuyorum atlayarak. Görevliler hemen Rusi Bey'e haber vermişler Fikriye gelince. Rusi Bey gelmiş, köşkün kapısının önünde bir müddet Fikriye Hanım'la konuşmuş. Ama onu maalesef ikna edememiş. Bir müddet aşağıda oturttuktan sonra geleceğim diyerek köşke dönmüş. Atlıyorum. Bir faytona binip beraberce hareket etmişler. Bir müddet uzaklaştıktan sonra birden bir silah sesi duyulmuş. Fayton dönmüş. Ruslu Bey faytondan inip aceleyle doktor çağırmış falan. Şimdi mesela bu anlatımın sonunda diyor ki ben bu anlatımı aynen babama sordum, yani Atatürk'ün kütüphanecisine. Babam dedi ki diyor, bunlar doğru şeyler değil, uydurma, zırva. Ama babasının o ifadesine oğlun getirdiği yorum şu. Babamın anlatışından, ses tonundan çok iyi anlıyordum. Israrın faydası yoktu. Zira babam yaşadığı o yılların bazı çok özel oluşumlarının kendisiyle beraber mezara gideceğini hep söylerdi. Belki de daha ne sırlarla gitti. Yani şimdi madde 2. Nuri Ulusu da diyor ki Fikriye intihar etmedi. Ruslu Bey başyaver tarafından vuruldu. Vuruldu. Engin Ardıç da öyle diyor bu arada. Fikriye nasıldı başlıklı yazısında birkaç cümle dilerseniz hemen. Çünkü buyurun. Aynı baş, bir gün çantasında tabancasını koyup Çankaya'yı basmaya gitti. Atatürk'ü de Latife'yi de vuracaktı. Başaramadı. Kendisi vuruldu ve öldürüldü. 23 Mayıs 1924'te vuruldu. 31 Mayıs'ta hastanede öldü. Mezarı bile belli değildir. Katil Atatürk'ün o dönemdeki yaverlerinden Rusuhi Bey'dir. Aynen öyle. Evet. Şimdi Engin Artış'ın yazısından. Biz burada bir hukuk mahkemesi adeta kurduğumuzu varsayıp bu hipotezin, bu teorinin, yani Atatürk, Fikriye Hanım Atatürk'ün başyaveri Rusuhi Bey tarafından öldürülmüştür hipotezinin tahlilini yapıyoruz şu an. Birçok tanıklık bunun, var. Bu evet, yani bunun lehinde ve aleyhindeki delillere baktığımız vakit, özellikle bu hipotezin, çünkü bu resmi tarihin zıddı olan anlatım, gerçek tarih. Bu arada bağışlayın, kabrinin, yani mezarının belli olmaması. Ona da geleceğim. Onunla ilgili inşallah. De bir dolu spekülasyon, bir dolu karartma yapılması. Ona da geleceğim inşallah. Evet, mesela şimdi var. Bir, Rıza Nur'un anlatımı Ruslu Bey'i işaret ediyor. İki, Atatürk'ün kütüphanecisinin anlatımı Ruslu Bey'i işaret ediyor. 3. Bunu bizi izleyenlere özellikle maddeliyorum. Zihinlerinde daha rahat kategorize edebilsinler. 3. delil. Latife Hanım bu olaydan yaklaşık bir sene kadar sonra, 8-9 ay sonra bir sebepten, yani basit bir sebepten Atatürk'le şiddetli bir ağız kavgasına tutuşuyor. Bu ağız kavgasının bir noktasında gene çok klasik bir
nokta. İşte vururum, kırarım, asarım, keserim. Yani erkeğin kavga ederken eşine söyleyebileceği şeyler. Dediğinde Latife Hanım'ın Atatürk'e verdiği tepki şu: beni de Fikriye gibi öldürtür müsün? Şimdi bizi izleyenler haklı olarak soracaklar. Yani bu çok iddialı delilin kaynağı neresi? Salih Bozok'un hatıraları. Salih Bozok kim? Atatürk'ün gençlik değil, çocukluk arkadaşı, mahalle arkadaşı. Vefat edinceye kadar en yakınlarından birisi. Vefat ettikten sonra Atatürk, ben bu acıya dayanamam deyip 5 dakika sonra kendisini tabancayla göğsünden vurarak intihara teşebbüs etmiş olan bir insan. Kurtarılıyor fakat 1,5 sene sonra ölümü gene o mermi yarasından oluyor. Yani evet, işte bu Atatürk düşmanı bir yobaz tarafından uydurulmuş bir şeydir denilebilir mi bu bilgi, bu rivayet hakkında? Hayır, kesinlikle. Yani Salih Bozok'un kimliğini göz önünde bulundurduğumuz vakit bu konuyla ilgili bu bilginin adeta bir resmi evrak kesinliğine sahip olduğunu bilmemiz lazım. Şimdi bu kesinliğin altında imzası olan kişi Salih Bozok diyor ki, kavga ettiler, kavga çok şiddetlendi, bir noktaya geldi, Atatürk sus kadın, vururum, kırarım falan gibi laflar etti. Latife'nin buna verdiği tepki, beni de Fikriye gibi öldürtür müsün dedi. Yorum yok. Salih Bozok'un... Evet, bunu bize anlatan Salih Bozok. 4. Abbas Ayrı Özdinçer, az önce de işte hamilelikti gerçek sebep, kürtajdı falan diyen yeğeni. Fikriye Hanım'ın yeğeni, bildiğimiz kadarıyla halen hayatta, Amerika'da ikamet ediyor. Kendisiyle yapılmış olan bir röportajda Abbas Ayrı Özdinçer'in aynen tırnak içinde ağzından çıkan ifadeleri okuyorum. Fikriye Hanım'ın anılarının bir kısmı elimizde diyor. Fakat devletin bütünlüğüne zarar vermemek için açıklamıyoruz. Yorum yok. Kendisinde anlattı. Evet. Şimdi yeri gelmişken, ailenin elinde, bizim elimizde. Yeri gelmişken bir şey sormak istiyorum. Bu bütün bunlar ve daha konuşacaklarımız, belki önümüzdeki bölümlerde de inşallah konuşacaklarımız, bunlar dağınık ve değişik yerlerde parça parça bir takım aktarımlar, deliller, rivayetler, sözler, belgeler, kayıtlar var. Fakat asıl mesela Latife Hanım'ın bütün evrakı şeyde, tarih kurumunda. Fikriye Hanım'ın hatıraları, günlükleri yayınlanamıyor vesaire. Bazı arşivler hala kapalı, bazı belgeler hala bir takım kasalarda ya da bazı yerlerde. Yani bunların artık bu 21. yüzyıl Türkiye'sinde bunların açılması, bunların özgürce konuşulması, yazılması gerekmiyor mu? Yani çok geç kaldı, düşünün şimdi. Ya mesela neden Fikriye'nin kabri belli değil, mezarıyla ilgili bir belirleme yapılmıyor, gerekirse otopsi yapılmıyor? Onlara da geleceğim ama yani önce niçin bu hatıratların hakkı verilmiyor? Doğru, yani mesela şu an Stalin'e ait gizli hiçbir şey kalmadı Rusya'da. Hitler'e ait gizli hiçbir şey kalmadı Almanya'da. Onlarca sene öncesinde her şey açığa döküldü. Konu bizim yakın tarihimiz ve karizmatik liderimiz, devlet kurucu liderimiz olduğu vakit yüzlerce sene onların gerisindeyiz. 5816 sayılı kanun nedeniyle. Yani ben bile burada konuşurken hep bir otokontrolle, bir otofrenle konuşuyorum, bunu açıkça ifade edeyim. Yani bir taraftan burada ekran karşısına oturmuş bizi izleyen insanlara karşı taşıdığımız sorumluluğun gereğini yerine getirebilmek için gerçekleri anlatmaya çalışıyoruz. Evet, bu kesinlikle çok hayati bir şey ve bunun önünde bir mülahaza olamaz. Fakat bu gerçeklerin ana hatlarını en azından zedelemeyecek bazı detaylar çağrışım yaptığında, aklımıza geldiğinde diyoruz ki işin özünü zaten söyledik. Hani bu artıyı söylemek özü itibarıyla bir şeyi değiştirmeyecek ama beni 5816'dan ötürü hapse sokabilir. Açık itiraf ediyorum buna. İşte bu... Şimdi bu Türkiye'de korkunç bir ayıp, korkunç bir yüz karası. Ve net olarak söyleyelim, öncelikle ben Kemalistim, ben Atatürkçüyüm diyen insanların yüz karası. Yani bu insanların önü çekip 5816 sayılı kanunun kaldırılmasına ön ayak olmaları lazım. Devrim yasalarının filan, şapka kanunu gibi abuk sabuk bir enteresan şey. Bunlar yani en başta 5816. Toplumsal hiçbir karşılığı kalmamış bunların. Aynen öyle.
Onların da kaldırılması lazım. Neden? Yani Henrik Ibsen'in bir sözüdür ünlü İsveçli yazarın. Günahsız olan korkusuz yaşar. Bu insanlar diyorlarsa ki bu anlamda tarihten bize tevarüs etmiş, bizim yüzümüzü yara baktıracak, alnımıza kara getirtecek hiçbir şey yok. O zaman odur meydan. Bunlar açıkça cesur bir şekilde oturulsun, konuşulsun. Tabii. Ha şu düşünülüyorsa bunun için 5816'ya da ihtiyaç yok. Yani kimse Atatürk'e küfür etmesin. Hayır, ben şu kanaatteyim yani bir Müslüman olarak. Efendimiz Ebu Cehil'e de küfredilmesini yasakladı. Biz her kim olursa olsun, bunun Atatürk olması şart değil. Şu an yaşayan sıradan herhangi basit bir insan da, tarihte yaşamış basit herhangi bir insan da zaten kimseye küfredilmesin. İş küfretme, sövme noktasına gelmişse evet buna ceza verilsin ve mevcut mevzuat zaten bunun için yeterli. Yani dönem, olaylar, bütün bunlar objektif bir şekilde araştırabilsin, özgür bir şekilde konuşabilsin. Evet, ama maalesef bu konuda Türkiye henüz daha çağ dışını yaşıyor. Bu vesileyle özellikle ben Atatürkçüyüm, Kemalistim diyenlere buradan seslenmiş olalım, odri meydan diyelim. Bu yasak kaldırılsın. Şu nitelikte şeyleri konuşmaya çıkan hiç kimse, eline kalemi alıp makale, kitap, dizi yazan hiç kimse yutkunmadan konuşsun, tabii, yutkunmadan yazsın. Fatih Fikri'nin öldürülüğüne ilişkin başka şimdi ne tür? Şimdi onlara devam ediyorum ben. Somut, yani adli tıbbın konusunu teşkil eden verilere geldiğimiz vakit, bir, Fikriye Hanım ağır yaralı olarak memleket hastanesine kaldırıldı. Hastanede Fikriye Hanım'ın bulunduğu kat derhal boşaltıldı. Yani yakınında hiçbir hasta bırakılmadı. Ölünceye kadar 10 gün müddetle. Ama hastanedeki bir sürü insanın, yani sağlık personeli ya da hasta olarak bulunan bir sürü insanın ifadesi, özellikle ilk gece, sabaha kadar Fikriye Hanım alçaklar beni vurdular diye bağırıyor sürekli. Bir çoban var. Evet, bir çoban var. Kimdir bu çoban? Atlıyorum. Ali Enver Bey, Fikriye Hanım'ın en yakın akrabası, ağabeyi İstanbul'da. Olay yaşanınca hemen iki polis nezaretinde, yani mevcutlu olarak hukuki tabiriyle bir suç işlemiş gibi Ankara'ya getirtiliyor. Fikriye Hanım henüz daha sağ, hastanede tedavi altında, sözüm ona. Bir, ağabeyin Fikriye Hanım'ı ziyaret etmesine müsaade edilmiyor 9 gün boyunca, ölünceye kadar. İki, Fikriye Hanım vefat ettikten sonra bile ağabeyin hastaneye gidip, Ali Enver Bey'in, bu demin bahsini ettiğimiz yeğenin babası bu, Abbas Ayrı Bey'in babası, Ali Enver Bey'in Fikriye Hanım vefat ettikten sonra bile hastaneye gitmesine polis müsaade etmiyor. O ağabeyin daha önceden Ankara'da bazı ticari işlerde ortaklığını yapmış olan bir tanıdığı var. O Ankara'nın yerlisi olduğu için o devreye giriyor. Polatlı'dan bir tren kazasında yaralanmış, o günlerde hastanede tedavi edilmekte olan bir tanıdığını buluyor. Çoban Hüseyin. Çoban Hüseyin vasıtasıyla ağabey şu bilgiye vakıf oluyor. O gece bir avrat getirdiler, Çoban Hüseyin'in anlatımı. Sabaha kadar avaz avaz alçaklar, katiller beni vurdular diye bağırdı. Çoban Hüseyin'in yakınına, o yakının da ortağı olan ağabeyi anlatımı bu. Ve bu olay 3 ay sonra, yani bu şahit 3 ay sonra bulunabiliyor. Şimdi devam ediyoruz adli tıpla ilgili delillere. Demin de bahsini ettik. Kurşun deliğinin elbisenin sırtında olduğu söyleniliyor. Bir, ağabey otopsi raporu istiyor. Otopsi raporu ağabeye verilmiyor ve bugüne kadar orta yerde yok. Cenazesini teslim almak istiyor kız kardeşinin. Şimdi bu, düşünün yani, öyle bir skandal ki ve dolayısıyla bu olayın resmi tarihin anlattığı gibi olmadığına dair öyle güçlü bir karine ki. Şuradan karşılaştırma yapın. Şu an bir PKK'lı güvenlik güçleriyle çatışmaya girdi, öldürüldü. Cesedi ele geçti. Ne muamele yapılıyor buna? Akrabalarına, yakınlarına teslim ediliyor. Çünkü sonuçta o bir ceset. Devlet Fikriye Hanım'ın cenazesini vermiyor ağabeyine. Ulus'ta bir yere gömülüyor. Kesin değil ama kuvvetli rivayet. Ankara Ulus'ta gömülmüş olduğu yer şu an bazı bankaların Ziraat Bankası. Yani ben isim zikretmek istememiştim. Zaten orada şeyler var. Yani
altta mezarlar var, yıkılmış o tekke yokuşu falan derler. Yani 100 küsur yıl önce orada kabristanlar var, hazireler var, dergahlar var, mescitler var. Orada dümdüz edilmiş, yol yapılmış. O yani bankaların vesairenin altı hep ya kabristan ya dergah ya mescit filan. Yani Fikriye Hanım'ın şu an orta yerde bir kabri yok. Yok. Hani yakın zamanda biz Türk kamuoyu olarak rahmetli Özal'la ilgili yaşadık bu olayı. Fethi kabir tabirine de vakıf olduk o vesileyle. Fethi kabir yapılsın, cenazesi çıkartılsın. Hiç olmazsa bugün otopsi yapılsın. Böyle bir şey fiziken mümkün değil. Şimdi eğer Fikriye'nin ölümü resmi tarihin anlattığı gibi bir sinir buhranına müteakip bir intiharsa bütün bunlar niçin? Tabii. Bilakis niçin cenazesi bu, bu nitelikli ölümlerde ortaya çıkabilecek ve en baştaki kişiyi suçlandırabilecek dedikoduların, iftiraların önüne geçilmesi için bilakis devlet her şeyi olabildiğince açık götürmesi gerekirdi. Allah akidiyse şayet. Otopsi raporunun ama otopsi raporu AB'ye verilmiyor. Eşyalar AB'ye verilmiyor. Ki daha anlatacağım var bu anlamda. Hastanede ziyaret etmesine müsaade edilmiyor. Hastanede onu tedavi eden sağlık personeliyle ondan sonra karşı karşıya gelmesine müsaade edilmiyor. Cenazesi teslim edilmiyor. E bütün bunları yan yana getirdiğimiz vakit biz yani Atatürk'ün lehinde aleyhinde hiçbir ön yargıya sahip olmayalım. Buradan çıkartacağımız hiçbir ön yargımız olmasa bile bunlardan çıkartacağımız doğal sonuç ne olacak? Bütün bu anormalliklerin arka planında ne var ki? Anormallikler bunlarla bitmiyor, devam ediyorum. Mesela Ali Enver Bey iki polisle dedik mevcutlu olarak Ankara'ya getirildi. Ankara'da hiç kimseyle görüştürülmedi. Fakat Fikriye vefat ettikten sonra da resmi olarak Fikriye'nin varisi sıfatıyla arkasını takip etmeye, kardeşinin gerçek ölüm sebebini, ölüm şeklini aydınlatmaya gayret etti. Şimdi bu noktada bir önemine binaen aynen alıntı İpek yapmak Çalışlar'ın isterim. Kitabından. İpek Çalışlar'ın Latife Hanım kitabından sayfa 283'ten. Bize anlatıldığına göre halamı faytonu içinde sırtından vurulmuş olarak buluyorlar. Bu resmi anlattım. Babam Enver Bey, Abbas Hayri Bey'in anlatımı. O gün halamın ölümünden haberdar edilmiyor. Ertesi sabah sivil polisler Çankaya'dan gelen şifahi bir emirle babamı Ankara'ya götürüyorlar. Arz ettik. Babamın ısrarlarına rağmen halamın cesedi kendisine gösterilmiyor. Önce yaralı canlısıyla zaten konuşturmuyorlar. Söz konusu edilen tabanca dahil, intiharında kullandığı iddia edilen tabanca dahil, merhumenin bütün şahsi eşyalarına el konuluyor. Babamın cesedi görmekte ısrar etmesine ve dava açma tehdidine karşı hakim aynen şöyle diyor. Şimdi bu kritik. Bu cinsten şikayetler hakkınızda hayırlı olmayacak neticeler doğurabilir. Başınız sağ olsun Enver Bey. Şimdi böyle bir durumda siz ümidi, kanunu, adaleti, desteği kimden beklersiniz? Hakimden. Hani Büyük Frederick'i Alman köylüsünün tarlasından izinsiz geçtiğini görünce dediği gibi Berlin'de hakimler var. Berlin'de. Meşhur söz. Şimdi burada bu işin peşini bırak yoksa sana hayır getirmeyecek, sağlığına bu iş dokunacak sözünü Ali Enver Bey'e kullanan kim? Hakim. Şimdi bütün bunlardan bizim Bayhan'ın, çıkartacağımız... Bayhan'ın kitabında da zannediyorum bu anekdot var. Birçok kaynakta bu anekdot var. Can Dündar'ın kitabında da var. İlk kaynak zannediyorum odur. Bütün bunları yan yana koyduğumuz vakit bunlardan ortaya çıkan fotoğraf nedir diye biz tekrardan sormuş olalım. Ve şunları da ilave ederek bu bahsi toparlayalım. Fikriye'nin intihar ettiği teorisinde kullanıldığı ileri sürülen tabanca 6.35 milimetrelik. Bu tabancanın hikayesi var. Sakarya Savaşı'nda yani İstiklal Harbi'nin en tehlikeli, en gergin bıçak sırtında olduğu günlerde eğer Yunan Ankara'ya da girerse kendini bununla müdafaa edersin tembihiyle
İsmet Paşa tarafından Fikriye Hanım'a hediye edilmiş bir tabancadır bu. Kadın tabancası diye geçer zaten literatürde. 6.35'lik minik bir şey. Fikriye Hanım'ın öldürüldüğü tabanca 9 milimetrelik. Rusuhi Bey'in kullandığı. Rusuhi Bey'in yani bu durumda ortaya çıkan manzara o. Çünkü bir Cumhurbaşkanlığı başyaverinin beylik tabancası 6.35'lik olmaz. Cumhurbaşkanlığı başyaveri bir tetikçi bu arada. Kaç? Evet. Bu elinin... Yani Rusuhi Bey'in tek vukuatı da bu değil. Bildiğimiz kadarıyla ilk vukuatı. Yani cinayet bağlamında, adam öldürme bağlamında ilk vukuatı. Fakat arkadan gelen başka bazı vukuatları olduğu da görülüyor, anlaşılıyor. Eğer bizi izleyenlerin bir kısmı diyorlarsa ki, çünkü o bir kısmı ben, geçtiğimiz programlarda gelen mesajlardan, Twitter'lardan çıkartıyorum. Yani böyle muğlak ifadeler niçin kullanıyorsun? Neden emin değilsiniz? Yani sizin can havliyle sahiplendiğiniz sistem nedeniyle emin değiliz. Kaldırın 5816'yı, bütün arşivleri açın. Gizlenecek, utanılacak, korkulacak hiçbir şey yoksa bunun karşılığında benim gibi araştırmacılar da muğlak, belirsiz, müphem ifadeler kullanmasınlar. Kullanırsak hesap sorun. Ama şu an belli noktalarda muğlak ifadeler kullanıyor oluşumuzun bütün kabahati ve yüz karası o insanlara aittir. Bunu bir kere daha altını çizelim. Sonra tamamlayalım. Hemen akabinde Fikriye'nin İstanbul'daki Gelibolu'daki evleri basıldı. Fikriye Hanım'a ait bütün özel eşyalara el konulu ve o gündür bugündür Fikriye Hanım'a ait özel eşyalar ortada yok. Tabii özellikle hatıra defteri cinsinden şeylere el konuldu. Yani geçmiş dönemle ilgili Zülfiyar'a dokunacak cinsten tarihi belge niteliğine sahip olabilecek şeyler. Şimdi bu detay üzerinden de ben aynı soruyu sorarım. Yani saklanacak, korkulacak, yüz karası suç teşkil eden bir şey yok idiyse bu can hıraş hassasiyetin sebebi neydi? Ve Fikriye Hanım'la ilgili yani bu olayla ilgili Ankara gazetelerinde çıkan haberlere yani olayın o günkü basına yansımasına bir örnek vereyim, noktalayalım. Üçüncü sayfada sol üst köşede minnacık bir haber. Zeynep Fikriye Hanım namında bir kadın dün Çankaya sırtında, yokuşunda intihar etmiştir. Ağır yaralı olarak memleket hastanesinde tedaviye alınmıştır. Bu kadar. Daha sonra öldüğüne dair falan hiçbir gazetede hiçbir haber yok. Evet, bununla özet şekliyle çünkü iki kadın daha var bu evet. Gece anlatmamız gereken. Dilerseniz yine bir konuyu, zorunlu... Fikriye Hanım konusunu en özet şekliyle ben tamamlamış olayım. Sizin sorunuz yok. Trajik bir hikaye, hakikaten bir olay. Ve bir aramız daha var Sait Bey. Tekrar birlikte olacağız. Resmi tarihten gerçek tarihe hoş geldiniz. Programımızın son bölümüne geçtik. Yani diğer kadınlara Atatürk'ün hayatında olan işte annesi ve kardeşi Zübeyde Hanım ve Makbule Hanım'a geçeceğiz ama ondan önce ben bir şey sormak istiyorum. Tabii Fikriye'nin bu trajik öyküsünü de sağ olun anlattınız. Atatürk'ün hayatına giren ya da bir şekilde evlendiği işte evlilik dışı ilişki kurduğu kadınlara bakış açısı, nasıl baktığı, onları nasıl konumlandırdığı, nitelediği ilişkin neler söylersiniz? Evet, bunların içinde en önemlisi ve en ünlüsü olarak Fikriye'yi merkeze alıp, onu bas kabul edip, Atatürk'ün partneri, yani kelimenin her anlamıyla partneri olmuş kadınlara yaklaşımıyla ilgili sorunuza cevap. Şimdi böyle bu kadar hassas bir konuda da bazı izleyicilerimiz işte bu insan zaten belli ön yargıların eseri, onların çerçevesinin dışına çıkamıyor falan şeklinde düşünüyor olmaları ihtimalini de göz önünde bulundurarak ve onları da ikna etmeye dönük
gene Atatürk biyografileri içerisinde iki en yetkin, en meşhur Kemalistler tarafından da baş tacı kabul edilen, mesela 12 Eylül döneminde Milli Eğitim Bakanlığı tarafından bütün okul kütüphanelerine devlet eliyle dağıtılmış olan Lord Kinross'un Atatürk biyografisinden müsaadenizle bir pasaj okuyayım. Kendiliğimden hiçbir şey ilave etmeyeyim, yorum yapmayayım, sorunuza da cevap vermiş olayım. Ve tekrar hatırlatalım. Lord Kinross'un kitabının genel karakteristiği son derece Kemalist oluşudur. Ama o bile şu değerlendirmeyi yapmış. Kadınlara karşı ilgisi onları bir eğlence aracı gibi görmekten, arzularını tatminden ve erkeklik gururunu kamçılamaktan ileri geçmezdi. Bütün inceliğine rağmen bu konuda hala kaba bir asker gibi davranırdı. Bir kere kendisine bir kadında en çok neyi beğendiğini sormuşlar. O da el altında olmasını diye cevap vermişti. Fikriye hem bu tanıma uyuyor hem de ona daha başka bir şeyler veriyordu. Cinsel arzularını yerine getirmekte aceleci olan Mustafa Kemal, yıllarca garnizon şehirlerinde rastlanan kiralık kadınlarla ve buna benzer eğlencelerle yetinmek zorunda kalmıştı. İmza Lord Kinross. Evet. Şimdi Zübeyde Hanım'a geçelim dilerseniz. Şimdi Atatürk ve üç kadın dedik, bir Fikriye bitirdik, iki Zübeyde Hanım. Zübeyde Hanım'la ilgili ilginç gelebilecek, işin bu kısmını resmi tarih anlatımından gerçek tarihe taşımamız gerekir şuurunu, düşüncesini bizde oluşturabilecek, bu anne oğulun önceki hayatlarına dair bir şeyler varsa bile biz bugün için onları bilmiyoruz. Yani anne oğul ilişkisinin Zübeyde Hanım'ın hayatının sonuna kadar olan kısmında bu anlamda bize konu teşkil edebilecek anormal bir şey, tekrar altını çiziyorum, bildiğimiz kadarıyla yok. Varsa da bu nitelikli bilgilere sahip değiliz. Son derece normal bir ilişki. Hatta bu ilişkiyle ilgili öyle anlatımlar var ki, mesela benim hayattaki tek gerçek arkadaşımdır dediği Atatürk'ün annesi hakkında söyleniliyor. Birbirlerine karşı yakın duygular beslediklerini düşündürtecek elimizde çok sayıda veri var. Mesela İstiklal Harbi'nde ilk fırsatını bulduğunda İstanbul'dan annesini yanına getirtiyor. İstiklal Harbi'nin ilk en zor zamanlarında bile bir taraftan sürekli olarak İstanbul'da annesinin ve kız kardeşinin medar-ı maişetiyle, iaşesiyle ilgileniyor. Yani aç kalmasınlar, açıkta kalmasınlar falan. Bütün bunlar son derece normal şeyler. Ama ilginç olan, benim burada zoom yapmak istediğim, olay aslında Zübeyde Hanım'ın ölümüyle beraber başlıyor. Yani tekrar altını çizeyim, Zübeyde Hanım'ın ölümüne kadar bizim çerçevemizin içerisine ilginçtir diye alabileceğimiz, halk bu gerçeği de bilsin diye etiketleyebileceğimiz bir şey yok. Ta ne zaman? Zübeyde Hanım 14 Ocak 1923'te İzmir'de vefat etti. Kalp yetmezliğinden. Şimdi bu sırada Atatürk'ün pozisyonu ne ve günlük olarak ne yapıyor? Ankara'dan ayrılmış bazı rivayetlerde ya da ayrılmak üzere bir Batı Anadolu gezisi yapacak. Ve bu gezinin içerisinde, detaylarına girmiyorum konuyu dağıtmamak için, ama çok ünlü ve önemli, İzmit'te gazetecilerle basın toplantısını yapacak o gezi içerisinde. Şimdi günlük programı bu. Ve o sırada Atatürk'ün pozisyonu ne? İstiklal Harbi kahramanı, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin başkomutanı, yaşayan bir efsane, tek adam. Hani günlük programını tanzim etmekte Atatürk'ün iradesinin de önünde ona engel teşkil edebilecek, onun da üzerinde onu da yönlendiren bir güç var mıydı? Çünkü bu detay önemli bu konu açısından diye düşünürsek hayır, kesin olarak yok. Ama buna rağmen Atatürk'e telgrafla annesinin vefat ettiği haberi geldiğinde, hemen ertesi gün Atatürk'ün 15.1.1923 tarihinde başyaver Salih Bozok'a, az önce adından bahsetmiştik, çektiği cevabi telgrafı okuyorum.
Başkumandanlık ser yaveri, baş yaveri Salih Bey'e. Verdiğiniz elim haber beni çok müteessir etti. Merhumenin münasip bir tarzda tedfin merasimini ifa ettiriniz. Merhumenin uygun bir şekilde cenaze ve gömülme işlemlerini gerçekleştiriniz. Cenab-ı Hak millete hayat ve selamet versin. Başkumandan Gazi Mustafa Kemal. Yani bir insan düşünün, kendisine annesinin ölüm haberi veriliyor. Tepkisi bu. Tuhaf mı değil mi? Bunu nereden okudunuz? Bunu okuduğum kitap Atatürk'ün Özel Mektupları Varlık Yayınları, derleyen Sadi Borak. Bu telgraf metni resmi yayınlarda dahil onlarca yayında, kitapta olan birisi. Yani bu okuduğum metin açısından bu kitabın özel bir önemi yok. Onlarca metin kitapta, kaynakta bulunabilir. Hiç kimse de itiraz etmez. Şimdi bu bence son derece ilginç. Yani diyebilirsiniz ki işte pozisyon olarak, işlevsel olarak Cumhurbaşkanı, başkumandan, o yüzden duygularını bastırıp böyle bize son derece soğuk gelen resmi bir cevap yazma gereği hissetti falan. Tuhaf olan şu, annesinin cenazesine katılmadı. Hani bu sırada harp devam ediyor olsa gene anlarız ve buna büyük bir saygı duyarız. Ama o günün programına baktığınız vakit annenin cenazesine katılmamayı ortalama bir mantık ve vicdan karşısında haklı kılabilecek nitelikte, yani çok acil, çok hayati, vazgeçilemez, onun da iradesinin dışında böyle bir program yok. Yani diyelim ki İzmit'te gazetecilerle basın toplantısı yapmaya gidecek. Bunun bir gün önce ya da bir gün sonra olmasının Atatürk açısından hiçbir anlamı yok. Gazeteciler açısından hiçbir anlamı yok. Ülke ve siyasi konjonktür açısından hiçbir anlamı yok. Bir hafta sonra olsa da olur. Şimdi siz ve bizi izleyen herkes empati yapsın. Kendisini o sırada Atatürk'ün yerine koysun, kendisinden pay biçsin. Hani böyle bir konuda espri ne kadar yakışık alacak bilemiyorum ama müsaadenizle şunu söyleyeyim. İnsanın annesi bir kere ölür. Yani annenin babanın ölümü normal ortalama bir insanın hayatında çok özel bir olaydır. Bunun karşısındaki tavrının, tepkisinin de öyle olması lazım. Atatürk'te böyle bir hava görmüyoruz. Çünkü arz ettiğim gibi onu zorlayabilecek hiçbir sebep olmadığı halde başyaverine telgraf çekti. Merhumenin cenaze işlerini münasip bir şekilde yapın ve gömün dedi. Onlar da gömdüler ertesi gün. Peki bu arada Atatürk, yani İzmir'e gidinceye kadar, iki hafta sonra İzmir'e gidecek. Gittiği gün Karşıyaka'da annesinin mezarını ziyaret edecek, bunları belirtelim. Ve bir iki gün sonra da evlenecek. Hani halk kültüründe bir kırk çıkarma meselesi vardır. Batılılarda da vardır bu. Yas tutma, üç gün, işte bir ay, iki ay falan neyse. Ya bu da yok. Annesinin vefatından yaklaşık iki hafta, bilemediniz en çok 20 gün sonra Latife Hanım'la evleniyor ki hani bunun da daha münasip bir tarihe ertelenmemesini zorunlu kılan bir gerekçe, bir sebep orta yerde görmüyoruz. Ama daha da enteresan olanı şu var. Şimdi 14 Ocak'ta anneyi kaybetti. 20 Ocak'ta Atatürk Bursa'da. Bursa'da ne yapıyor? Yani annesi vefat ettikten 6 gün sonrasından bahsediyorum. Ne yapıyor sorusuna gene doğrudan bir kaynaktan, Latife Hanım, Latife Hanım kitabından. Ama o da esasen Time gazetesi, o günlere ait yayınlanmış olan Time gazetesi dergisinde, düzeltiyorum. Amerikan menşeli, ünlü uluslararası haber dergisi. Time'da yayınlanmış olan bir haberin çevirisi. Haberin yazarı Isaac Marcosson. Bunun aynen Türkçe çevirisini okuyorum. Yani asıl kaynak Time dergisi. Türkiye'de susuzluk çekiyor Amerika gibi. Bu bir ironi. Amerika'daki içki yasağına gönderme yapan bir ironi. Mustafa Kemal Paşa evliliğini kutlamak için, henüz evlenmemiş de evlilik kararı verilmiş, Bursa'da bir parti verdi. Şaraplarıyla tanınan bir Fransız otelinde toplandılar. Ancak içecek hiçbir şey yoktu.
Çünkü Türkiye'de de içki yasağı var o sırada. Ali Şükrü Bey'in menü-müskürat kanunu. Evet, menü-müskürat kanunu halen uygulamadı ama Mustafa Kemal ve yakın çevresi bunu fiiliyatta uygulamıyor. Hatta Ankara'daki içki kara borsasının yöneticisi Ankara Emniyet Müdürü. Mustafa Kemal'e sırtını dayamış olması sayesinde adı Dilaver. O yüzden rakının o tarihlerde Ankara'daki argo ismi Dilaver'in suyu. Emniyet Müdürü kendine ait Ankara dışındaki özel rakı imalathanelerinde imal ettiriyor ve satışını organize ediyor. Yani hava bu. Bu havada annesinin vefatından 6 gün sonra Bursa'da bir Fransız tarafından işletilen bir otelde Bursa Sosyetesi ve Mustafa Kemal'in yakınları toplandılar. Ancak diyor Time muhabiri, içecek hiçbir şey yoktu. Sonunda mal sahibi mahzenin şarap dolu olduğunu söyledi. Mustafa Kemal ile Madame Brot'a en iyilerini bizim için çıkartır mısınız dedi. Bunun üzerine Madame Brot, ama efendim jandarmalar mahzeni mühürlediler deyince Mustafa Kemal, söyleyin mührü kaldırsınlar dedi. Mühürler Mustafa Kemal'in şerefine koparılmıştı. Partiye katılanlar Ankara'ya doğru yola düşerken geride 72 ölü adam, bu ölü adam tırnak içinde verilmiş. Yani anladığım kadarıyla Batı kültüründe alkollü içkilerin belli bir cinsine takılmış bir argo isim bu. 52 adet boş bordo şişesi ile 20 adet boş şampanya şişesi kalmıştı. Yani 72 şişe dolusu içki o partide hakkından geliniliyor. Bu ne zaman oluyor? Zübeyde Hanım'ın vefatından 6 gün sonra Bursa'da alem aldığı evlilik kararıyla ilgili yaptığı kutlama. Kutlama, evet. Orada alem yapılıyor. 72 şişe içki içiliyor. Şimdi insan diyebilir ki yani Mustafa Kemal'in benimsemiş olduğu sosyo-kültürel değerler ölüm yası, içki içme arasında bir bağlantı kurmuyor. Yani bu anlamda en azından İslami bir hassasiyeti, bakış açısı yok. Ama daha anlatacaklarımız var. Annesinin vefatı karşısındaki tavrı, şu hani diyebilir ki başlığıyla ifade ettiğimiz muhtemel açıklamalara rağmen gene de tuhaf kılmakta devam edecek olan başka detaylar var. Devam ediyorum. Latife Hanım, Mustafa Kemal'in annesinin cenazesine katılmadığını duyunca ki nişanlısı o sırada, şok geçiriyor. Latife Hanım'ın şok geçirdiğini yine bir batılı kaynaktan öğreniyoruz. Ve şimdi sonuncusu, bence en dehşet verici olanı. Bütün bunlara rağmen 15 gün sonra İzmir'e geldi 29 Ocak'ta. Ve gelir gelmez ayağının tozuyla annesinin Karşıyaka'daki kabrini ziyaret etti. Orada son derece tuhaf bir konuşma yaptı. Çok asabi bir konuşma. Ve çok yani mantık açısından insanı zorlayacak bir konuşma. Belki psikiyatrinin konusu olabilecek cinsten bir konuşma bu. Çünkü sebep-sonuç ilişkileri noktasında diyorum bunu. Mezarın başında yaptığı konuşmada diyor ki annemin ölümüne sebep Abdülhamit'in istibdadıdır. Yani böyle bir az önceki ifadeleri nedensellik, bundan ötürü kullandım. Nasıl bir nedensellik kuruyor mu? Çünkü kurduğu kozalite nedensellik şu. Benim annem diyor kalp hastalığından öldü. Bu kalp hastalığına diyor Abdülhamit'in istibdadı döneminde benimle ilgili yaşadığı helecanlar, korkular nedeniyle maruz kalmıştı. Tarihler ne zaman? 1900-1909 hatta 1908 arası kastettiği dönem. Annenin vefat ettiği dönem 1923. Yani bitiminin üstünden ne kadar geçmiş? 15 sene. Ama diyor bu hastalığa o zaman ve Abdülhamit yüzünden maruz kaldı. Ve anne yaşını bayağı almış. 70'li yaşlarda birisi. Halbuki o sırada Türkiye'de ortalama insan ömrü 33-34 sene falandır. Yani onun iki katını da aşmış aslında. Çok iyi bir hayat yaşamış. Fikriye 37 galiba yıl yaşıyor değil mi? 37 yaşında vefat ediyor. Kim? Fikriye. Öyledir. Yani tabii 42, 6, 36, 37'lere gelir. Öldürüldüğünde 37 yaş. Doğru. Annem diyor bu yüzden öldü. Yani annemin diyor katili 2. Abdülhamit'tir. Ben de diyor gerekirse bu istibdada karşı mücadele etmek için annemin diyor peşinden gitmekte hiç tereddüt etmeyeceğim. Gerekirse diyor ben de
başımı bu yola koyacağım falan. Yani ben şu yorumu kendi kendime yapıyorum. Herhalde hemen öncesinde çok kuvvetli alkol almıştım. Bu konuşmayı yapmazdan önce, trenden inmeden önce falan. Gerçi gündüz saatleri ama gündüz değiştiğini biliyoruz hele o yıllarda. Çünkü başka türlü bu konuşmada ortaya konan mantığı bir yere oturtabilmek çok zor. Çünkü gerekirse ben de başımı bu yola koyarım falan dediğiniz sırada siz Türkiye'nin iki dudağının arasından çıkanı kanun olan insanısınız. Tabii bir despot, yani bir istibdat, despotizm var zaten. Bir istibdat rejimine karşı, o zaman var. Yani bir istibdat rejimine karşı mücadele eden birisi değilsiniz. O sıradaki istibdat rejiminin failisiniz. Baniisiniz eskilerin tabiriyle. O yüzden yani ancak çok içkili olmasıyla bunu belki izah edebiliriz. Sonra son olarak sahip olduğumuz bilgilere göre, yani bunu yalanlayacak ve tarihselliği kesin somut bir delil ileri süren olursa şu dakikadan sonra ben özür dilerim, söylediğimi geri alırım ve dürüstlüğüme de bir örnek olarak bu kaydı ihtiraziyle konuşuyorum. Bu çekinceyle dile getiriyorum. Bu tarihten itibaren, tarih kaç? 29 Ocak 1923. Vefat edinceye kadar, eğer doğruysa 10 Kasım 1938'e kadar ki bu 15 sene içerisinde Atatürk muhtelif vesilelerle İzmir'e defalarca gitti. Bir kez daha annesinin mezarını ziyaret ettiğine dair elimizde hiçbir bilgi yok. Olması gerekir mi? Gerekir. Şuradan pay biçin. 1923-38 döneminde günlük gazeteler her gün bir gece önce Çankaya Köşkü'nde Atatürk'ün sofrasında kimler vardı tek tek isim isim yazarlar. Yani Atatürk'ün her yaptığı ertesi gün gazetelerde haberdir. Yani sarı çizmeli Mehmet Ağa'dan bahsetmiyoruz. Adeta nezle olması, Çankaya Köşkü'nün balkonuna çıkıp Ankara'yı seyretmesi adeta. Ertesi gün bütün gazetelerde ister istemez haber olarak çıkan bir insansınız. Annenizin mezarını ziyaret edeceksiniz. Bu hiçbir gazetede haber olarak çıkmayacak. Mümkün değil mantıken. Ama böyle bir veriye, böyle bir bilgiye sahip değilsiniz. Yani değiştim bilmiyorum. Yıllar önce ilk gittiğimde dikkatimi çekmişti. Antalya'ya TRT'de çalışıyordum o zaman. Bir çekim, belgesel çekimler için gittiğimizde valiliği de ziyaret ettik. Ve izin almak için bazı mekanlarda çekimler yapmak için. Girişte devasa bir yazı. Antalya'ya gelmek ne güzeldir. Kemal Atatürk diye bir cümle görmüştüm. Yani buyurduğunuz gibi Atatürk'ün hakikaten o dönem basınına baktığınız zaman sonrasında da İsmet İnönü'nün keza ve belki bir hiyerarşik bir şey de olduğu için alttakilere de 2. 3. 5. sayfalarda resmi devlet bültenleri gibi, resmi gazete gibi zaten gazeteler. Aynen öyle. Yani. Bildiğimiz kadarıyla bu 15 sene boyunca bir kere de annenin mezarı ziyaret edilmedi. Yani. Dilerseniz şimdi diğer son kadına, hanıma geçelim. Makbule Hanım. Makbule Hanım. Atatürk'ün kardeşi, kız kardeşi. Makbule Hanım Atatürk'ün hayatta olan yegane kardeşi. 1955 senesine kadar yaşayacak. Makbule Hanım'la ilgili gene konseptimizi unutmuyoruz. Yani resmi tarihten gerçek tarihe. Dolayısıyla ben burada Makbule Hanım Atatürk ilişkilerinin girdisini çıktısını bütün boyutlarını anlatmayacağım. Mesela şey yapacağımız şu. Bir şeriatçı mıydı? Gizlenen Makbule Hanım başlığı altında bugüne kadar görmezden gelinen, gizlenen, saklı tutulan şeyleri ortaya çıkarmak burada maksadımız. Bu anlamda baktığımız vakit önce bir genel Makbule Hanım portresi müsaade ederseniz. Gene Kinross'tan alıntılayarak kitaptan okumayacağım. Kinross mesela sayfa 30 Sandar baskısı. Dik kafalı, sözünü sakınmaz, ağabeyinden daha kaba. Kinross sayfa 680. Zekası kıt, eğitimi çok az, kavgacı. Böyle bir iki fırça darbesiyle bir Makbule Hanım portresi çizeyim. Lord Kinross'un hakikaten öyle. Atatürk kitabında. Atatürk kitabında. Makbule Hanım'la ilgili tanımlamalar bunlar. Mesela şöyle bir anekdot nakledeyim. Makbule Hanım Atatürk'ün sofrasında, o da milletle beraber içki içiyor 30'lu yıllar. Ve yarlı yersiz ikide bir sözü getirerek diyor ki Atatürk'le biz anne baba öz kardeşiz.
5 dakika sonra mevzu ne olursa olsun Makbule Hanım gene belki içkinin de etkisiyle diyor ki Atatürk'le biz aynen ağzından çıkan ifade. Atatürk dediğine göre demek ki 34 sonrası bu soy isim sonrası. Atatürk'le bir öz kardeşiz. Tabii herkes yadırgıyor ama kimse bunu hissettirmemeye çalışıyor. Sonra gene Atatürk'le biz öz kardeşiz, Atatürk'le biz öz kardeşiz, Atatürk'le biz öz kardeşiz. Atatürk belki o da içkinin etkisiyle nihayet dayanamayıp patlıyor. Diyor ki, söyle söyle diyor. 10 sefer, 20 sefer söyleden az gelir, 1000 sefer diyor söyle Atatürk'le biz öz kardeşiz diye. Çünkü bu insanlar diyor bir sana bir bana baktığında bizim diyor ana baba bir öz kardeş olabileceğimize inanamazlar. İroni yapıyor. Mesela, ama Kinross'un ifadeleri ilginç. Yani bu şu anekdotu haklı kılacak bir şeyler var. Kesinlikle şimdi bunu haklı kılacak bir anekdot da. Eşiyle sürekli kavga halinde. Yani eşi hayatı kararmıştır Makbule Hanım'la evlendikten sonra Mecdi Boysan. Evet. Olur olmaz her şeye karşı dikleniyor. Yani bir de Atatürk'ün kız kardeşi olduğunu bilmenin şu saydığımız kişilik özelliklerinin üzerine getirdiği ciddi bir artı var. Ve Atatürk bile kendi damadının yanında taraf alıp nihayet kendi kız kardeşine karşı. Eniştesini. Eniştesini yani kız kardeşi olduğu için dedim. Yanında taraf alıp mesela bir kavgalarından sonra, şiddetli bir kavgalarından sonra vapurla İstanbul'dan İzmir'e giderlerken 1935 senesinde oluyor bu Ege vapurunda. Askerleri çağırtıyor, vapurdaki muhafız askerleri çağırtıyor ve Makbule'ye gözdağı verip korkutmak için askerler kamerada lumbar kapaklarını açıyorlar, tüfeklerini dışarıya doğru çevirip Atatürk'ün emriyle manga halinde ateş ediyorlar. Yani o tüfek sesleriyle Makbule'yi korkutup kendi damatlarına karşı biraz daha az saldırgan olmasını temin etmeye çalışıyor. Yani bunlarla iktifa edelim, süreyi de göz önünde tutup genel Makbule portresi böyle. Atatürk'ün manevi hatırasına, bu manevi hatıra içerisinde maddi değer taşıyan şeylere hiç saygı göstermemiştir. Samsun Belediyesi'nin Samsun'a gittiği sırada Cumhuriyet döneminde satın alıp Atatürk'e hediye ettiği evi mesela daha sonra Atatürk Makbule'ye bırakıyor. Köşk, Samsun'daki köşk. 1943 senesinde paraya sıkıştım diyor. Samsun Belediyesi'ni 10 bin liraya satıyor. Belediye de sonra bugünkü şeklini verip orayı Atatürk Müzesi haline getiriyor. İşte mesela Atatürk'ten ona yadigar kalmış olan GMK Gazi Mustafa Kemal insiyerli kabartmalı altın sigara tabakası var. Bunu götürüp kuyumcuya satıyor paraya çevirtmek için. Bir şekilde Milli Şef diktası zamanında o sigara tabakası İsmet İnönü'nün eline geçiyor. İsmet İnönü para veriyor, satın alıyor ve onu CHP'ye hediye ediyor. Yani Atatürk'ün hatırasıdır böyle ayağa düşmesin, özel koleksiyonerlere gitmesin falan diye bir vefakarlık örneği gösteriyor falan. Yani tek kelimeyle ağır bir ifade olurum bilemiyorum ama biraz dengesiz diyeceğimiz bir insan. Ama hani bu Makbule Hanım'ı akıl hastası deyip cezai ehliyeti yoktur şeklinde tanımlayacağımız noktaya götürmüyor. Hani öyle de değil. Şimdi sizin soruda buyurduğunuz husus ve bizim altyazılarda bir haftadır geçen konu, zannederim izleyicilerimizin genelini de en fazla bu meraklarını tahrik etmiştir. Atatürk'ün hayattaki tek kardeşiyle şeriatçı ibaresini, sıfatını yan yana kullandık. Benim yorumum bu yarı gerçek, yarı ironi. Yani Makbule Hanım kelimenin bildiğimiz tam manasıyla dört dörtlük, eksiksiz, kusursuz bir şeriatçı mı? Çok rahat evet diyemeyiz. Peki bu ifadeyi bu sıfatı niçin kullanıyoruz? Şundan sebep. Serbest fırka kurulmuş. Yani 3 aylık bir macera bu zaten topu topu. 1930 senesinin sonbaharında. Yani majestelerinin muhalefeti, güdümlü bir muhalefet partisi. Kimse serbest fırkaya girmek istemiyor, kötü oluruz diye. İktidardan kopmak istemiyor. Atatürk bu çekingenliği ortadan kaldırmak için çok yakın arkadaşı Nuri Jonker'i Atatürk'e sen diye hitap eden iki kişiden bir tanesi.
başkalarının yanında el şakası da yapabilen tek insan Nuri Cönker. Ve ölümü Atatürk'ün üzerinde depresif bir etkiye yol açmıştır 37'de. Mahalle arkadaşı Nuri Cönker'i serbest fırkaya yazdırıyor. Bir de en yakını olarak Makbule Atadan'ı serbest fırkaya yazdırıyor ve diyor, yani canınızı dişinize takın, fırkanız için çalışın falan. İlk haftalar, iyi günler. Nuri Cönker'in kızıyla tanışmıştım ben. Öyle mi? Öğrencilik yıllarımda, evet. İlginç, sonra dinlemek isterim. Yakup Kadri Karaosmanoğlu'nun evinde, Ant Sokak'taki evinde. Anladım. Tabii kendisi hayatta değildi. Leman Hanım, eşi hayattaydı. Bir şirkette çalışıyordum. Bir yurt dışından bir ilaç sipariş etmiş şirket. Onun, Leman Hanım için sürekli kullandığı bir şey. O ilacı bırakmak üzere eve gittiğimde Ant Sokak Karaosmanoğlu diye görünce, o Yakup Kadri Bey'in romanlarda okumuştum. Tabii sonra uzun hikaye, içeri girince Nuri Cönker'in kızının da misafir eten orada bulunduğunu gördüm. Böyle bir bilahare de Mevhibe Hanım, Mevhibe İnönü Hanım geldi. İlginç. Evet, böyle. Sonra o eve, o evin müdavimi oldum. Böyle bir yıl boyunca gittim. Oo. Leman Hanım vefatına kadar. Yani şimdi ben de size karşı müthiş bir imrenme duygusu oldu işte. Çünkü yani böyle altın madeninin içine düşmüş. Gibi bir durum bu, evet. Bahsini ettiğiniz şahıslarla. Fakat Mevhibe Hanım, Allah rahmet eylesin, çok hanımefendi bir kadındı. Yani edindiğim izlenim öyleydi. Şimdi laf lafı açtığı için tarihselliğinden %100 emin olamasak bile, fakat başka karinelerle desteklendiğinden inandırıcılık, gerçek olma ihtimali yüksek, konuyu bilinçli dağıtma pahasına. Atatürk Kadınlar başlığı dedik ya demin, Mevhibe Hanım'la ilgili bir anekdot nakledeyim ben. Sarhoş Atatürk, ileri derecede bir partide Mevhibe Hanım'la var. Demek ki resmi nitelikli bir parti, Cumhuriyet Balosu falan gibi bir şey. Çünkü normalde Mevhibe Hanım'la İnönü'de Atatürk'ün sofrasından uzak durmaya büyük hassasiyet gösteren insanlar, o sofrada sürekli yaşanan rezilliklere en azından şahit olmamak için, hatta obje olmamak için, ki bu olay tam da hani insanın sevmediği ot burnunun dibinde biter misali. Atatürk içkiden kendini kaybetmiş vaziyette Mevhibe Hanım'ı yanaklarından öpmeye teşebbüs ediyor bir baloda. Mevhibe Hanım hakikaten Osmanlı terbiyesi almış, ömrünün sonuna kadar dindar bir damarı hep muhafaza etmiş. Hanımefendi bir insan kesinlikle. O tabi dehşete düşerek, aman paşam nasıl olur, hani ne diyorsunuz falan. Öteki de ısrar ediyor, yok diyor, öpeceğim. Şimdi parantezin içinde bir parantez daha açayım. Yani bu kitapta, bir kitapta yazan bir hatırat, yani doğruluğu ne malum falan diye şu an bize itiraz eden izleyicilerimiz vardır. Yani yerlerinde bence sakin, huzurlu otursunlar. Çünkü ben başta arz ettim zaten. Şu anekdotun tarihselliğinden %100 emin değiliz. İki, peki değilsen niçin anlatıyorsun? Ama doğru olma ihtimalini yükselten, buna takviye manasında dünya kadar kesin kabul edeceğimiz, evet, karine var. O zaman anlatırız. Bu çekinceyi de koyduktan sonra çok rahatlıkla anlatırız. Bunu belirtelim. Mesela aynı şeyi, bu kesin bilgidir, Fransız Büyükelçisi'nin kızına yaptı. Resmi bir baloda, gene sarhoşken, diplomatik skandal oluştu arada. O da ısrar ediyor, yok diyor, öpeceğim ille Mevhibe Hanım'ı yanaklarından. Tabii yani burada hayalinizi canlandırın, İsmet Paşa bu sırada ne durumda? Yani başbakan karşısındaki veli nimeti, bu da namuslu karısı. Herkes de toplanıyor etraflarına, onlarca belki yüzlerce insan. Çok sıkıntılı bir durum. İsmet Paşa kızararak, bozararak, canım ne olur diyor Mevhibe Hanım'a. Kardeşin niyetine diyor, öpüversin. Yani bir çıkış formülü, ara yol. Bu sefer Atatürk kardeşin kelimesine takılıyor. Kardeşin olarak değil, aynen ağzından çıkan kelime, adeta öpeceğim diyor. Ve öpüyor. Ve Mevhibe Hanım iki gözü iki çeşme ağlayarak baloyu ya da partiyi neyse terk ediyor. Arada Mevhibe Hanım dediniz, ben de bu çağrışım hasıl oldu, evet, anlatmış olalım, geçiyorum. Makbule Hanım'ın şeriatçılığı. Şeriatçılık şu, işte Nuri Cönker'i
insanlara güven gelsin, bir grup insan da oraya geçsin diye serbest fırkaya yazdırdı. Kardeşini Makbule Hanım'a yazdırdı. Ama Makbule Hanım'ın genel kişiliğiyle ilgili az önce söylediklerim hatırlansın. Yani bu kişilik özelliklerine sahip bir insanı yeni kurulmuş bir muhalefet fırkasına emirle siz yazdırtıyorsunuz ve yazdırttıktan sonra da herkesin ortasında özellikle tembihliyorsunuz. Diyorsunuz ki ben seni formalite gereği buraya yazdırmadım. Bu partide ciddi olarak canını dişine takıp çalışacaksın. Makbule Hanım Atatürk'ün bu telkinini fevkalade ciddiye aldı. Sonra ne yaptı? Falih Rıfkı Atay'ın Çankaya'sından ve yine Falih Rıfkı Atay'ın Atatürkçülük Nedir isimli kitaplarından öğrendiğimize göre, vakit sıkıştığı için kitaptan okumuyorum, kitapların isimlerini söyledim. Bu bilgilerin geçtiği sayfa numaralarını da vereceğim, arzu edenler kendileri okusunlar. Bu emri Makbule Hanım çok ciddiye aldı ve ciddiye aldıktan sonra ne yaptı? Şunu düşündü. Günümüzde, yani 1930 senesinin Ağustos ayından bahsediyorum, bir muhalefet partisinin iktidar olabilmesi için en kestirme yol nedir? Dindarlık. Neden? Çünkü 23'ten beri uygulanan, CHP tarafından temsil ve ifa edilen din politikası din düşmanlığı. Dünyanın en dindar halklarından birinden bahsediyoruz. O zaman yani sonuç 2 kere 2, 4 çok net. İktidara bizi götürecek en kestirme yol dindar bir profil ortaya koymak ki Makbule Hanım'ın folklorik anlamda gerçekten samimi bir dindar tarafı zaten ölünceye kadar var. Vakit kalırsa onunla da ilgili bir iki anekdot naklederim. Mesela Atatürk'ün ölümünden sonra Dolmabahçe Sarayı'nda cenaze namazının kılınmış olması Makbule Hanım sayesindedir. Evet. Gibi. Anıtkabir'e nakli sırası, naklinde de herhalde içine bir... Bir Yasin koydurmaya çalışıyor, koymuyorlar. Geri veriliyor, iade ediliyor. Verirlerken de o zamanki devlet üst düzeyi diyorlar ki yani herhalde ağabeyiniz gibi laik bir liderin yanına bir Yasin Şerif kefenin içerisine konmuş olmasından diyorlar. Bu çok ironik bir ifade ama sahibi son derece ciddi. Böyle laik bir liderin diyor kefenin içerisine bir Yasin-i Şerif koyarsak Makbule Hanım siz de diyor takdir edersiniz. Ruhu diyor çok muazzep olur. Şimdi ne kadar ironik bir şey bu da yani. Hüzünlü ve trajik. Yani o yüzden diyor kusura bakmayın. Emrinizi diyor yerine getiremedik. Bunu size iade ediyorum. Şey hatırladım. Mina Urgan'ın bir dinozorun anılarında çok şükür ateistim diyordu. Allah'a şükür ateistim diyordu. Son bölüme geçeceğiz. Kısacık bir son bir reklam aramız var ama. Tamam, o zaman kalanı o zaman toplayalım. Ondan sonra toparlayalım. Tekrar birlikte olacağız. Tekrar birlikteyiz, son bölümdeyiz. Evet, Sait Beyciğim, Sait Alpsoy kıymetli yazar, Sait Alpsoy son önemli bir şeyden evet, bölümümüz daha var. Çok kısıtlı süreye sıkıştırmaya evet. Gayret edeyim. Atatürk'ten aldığı bu işmar üzerine Yalova köylerinden çok da uzaklaşamıyor. O sırada Yalova Cumhurbaşkanlığı Köşkü'nde Atatürk abisinin yanında kalıyor yaz. Yalova köylerinde serbest fırka propagandasına çıkıyor. Köy köy dolaşırken yaptığı serbest fırka propagandasının ana argümanı bizi iktidar yapın, şeriatı tekrar getirelim. Makbule Hanım'a. Makbule Hanım'a yaptı. O yüzden şeriatçı diyoruz. Kimse itiraz edemez. Kaynak mesela Çankaya, Falih Rıfkı Çankaya sayfa 574. Gene Falih Rıfkı'nın Atatürkçülük Nedir kitabı sayfa 38. Bu ağabeyimi diyor köylülere siz bilmezsiniz. Namazla niyazla alakası yoktur, dinsizdir diyor. Makbule Hanım. Bu da Fadil Fıkhı Atay'ın Çankaya'sında mı geçiyor? Hayır. Atatürkçülük nedir? Sayfa 38. 3. Süreyya İlmen'in Zavallı Serbest Fırka kitabından ki literatürün klasiklerindendir. Evet, önemli bir kitap.
Makbule Hanım bunların yanı sıra derdi ki diyor köylülere, Yalova köylülerine, bizi iktidar yapın, vergileri kaldıracağız. Bunlar diyor ayrı ayrı Atatürk'ün kulağına ulaştı. Ağabeyim namaz kılmaz, dinsizdir. Bizi iktidar yaparsanız şeriatı tekrar getireceğiz, vergileri kaldıracağız lafları. Ve Atatürk diyor Makbule Hanım'a Yalova köşkünden kovdu. Evet, bunu da son olarak ilave etmiş olalım KJ'lerin gereği. Şununla bitireyim. Ağabeyimi cenaze namazı kılınmadan gömüyorlar diye iki gözü iki çeşme Atatürk'ün ölümünden sonra feveran etti. Onu susturmak için cenaze namazı kılındı. Sözlü rivayete göre namaza imamlık yapan bayramlaşma salonunda kılınıyor sarayın içinde. Sözlü rivayet bu. Namaza imamlık yapan Şerafettin Yaltkaya'nın abdestsiz olduğu söyleniliyor. Çok aceleye geldiğinden. Öyle bir ya şey demiş, de var. Durun gideyim abdest alayım. Hadi demişler şimdi. Yaverler, abdest için vaktimiz yok. Geç hemen. Kıldır falan. Sonra işte 53'te geçici kabirden anıt kabire nakledilirken yaşanan olayı zaten az önce anlatmıştık. Evet, Makbule Hanım da bu Atatürk'ün evet. hayatındaki üçüncü kadın, kız kardeş. İlber Ortaylı demiştim, serbest fırka hani bir tür aslında bir kurguydu, şeydi. İşte biraz muhalifleri belirlemek için de ya da biraz rahatlatmak için de başka şeyleri vardı diye iddialar var. Bunlar hiç ciddiye almıyorum falan. Yani bu şaka değil bu işler falan. İşte Atatürk de böyle şeyler, oyunlar falan yapacak bir lider değil şeklinde bir yorumunu dinlemiştim. Çok isabetli değil o yorum. Esasen İlber Ortaylı bir Osmanlı tarihçisidir. Yani Cumhuriyet tarihi onun uzmanlık alanına girmez. Bununla ilgili en yetkin değerlendirme, isim yanlış hatırlamıyorsam Cem Emrence gibi zuhul olabilir. İletişim Yayınları tarafından yayınlanmış, aslı İngilizce olan Serbest Fırka isimli küçük bir kitapta ortaya konulan tezdir. Bu en nitelikli serbest fırka incelemesidir bugüne kadar yapılmış bir doktora tezi zannedersem. Orada bu konuyla ilgili dile getirilen argüman, ki aynen katılırım, serbest fırka hadisesinin özündeki şey Atatürk'ün CHP'nin mevcut kadrosuna ve özellikle İsmet İnönü'nün şahsına gözdağı vermektir. Eyvallah. Bu arada Kemal Tahir rahmetliyi de analım, yol ayrımı tarihçi değildi ama bence ciddiye alınması gereken bir kitap. Evet, yol ayrımı, esir şehrin mahpusu, eyvallah, insanları kitapları, kurt kanunu. Çok teşekkür ediyoruz. Rica ederim. Sait Alpsoy. Programımızın sonuna geldik. Sait Bey'in kitaplarından tekrar önümüzdeki şeylerde, programlarda bahsedeceğiz. Haftaya bugün bu saatte camilerin mihrabı tuvalet yapıldı mı, camiler içkili gazinoya dönüştürüldü mü, CHP yönetiminde Allah kelimesi yasaklandı mı, yasak kaç yıl sürdü, Müslümanlar nezan yasağını delmek için bulduğu akıl almaz çareler, benim dinsizliğim taassup derecesindedir ve İslam zehirdir diyen Cumhuriyet Halk Partili Başbakan kimdi gibi efendim başlıkları Sait Alpsoy'a soracağız. Haftaya tekrar buluşmak üzere, hoşça kalın.